yıla rağmen daha dün kadar anıları taze kardeşlerimiz. Acı hepimizin yüreğine başka türlü oturmuştu o gün. Kolay katlanılır bir acı değil. Samsun camiasının geçirmiş olduğu, belki de Türk sporunun geçirmiş olduğu en elim kazalardan biri. O kazada kaybettiğimiz kardeşlerimize, bütün Samsun halkı adına Allah'tan rahmet diliyoruz. Yattıkları yerlere Allah nur içinde yatsınlar. Yattıkları yerler nur içinde olsun. Evet, herkesin acısı, hepimizin acısı içimizde. Halil'i gördükçe, Kasım'ı gördükçe, Ercüment'i gördükçe o günleri tekrar yad ediyoruz. 1989 yılındaki takım gerçekten çok kaliteliydi. Birbirine uyumlu, birbirine saygılı. O kara gün, 20 Ocak 1989. Henüz Havza yakınlarındaydık. Otobüsteydik, uykudaydık. Yerde küçüklerine karşı saygılıydı. Teknik direktörümüzün hocadan çok bir abi görevini çok iyi yaptığı için başarı ondan kaynaklanıyor. Onlar da çok yetenekliydi. Muzaffer, rahmetli Muzaffer, Mete Adanır, Tomic ve sağ kalanların hepsi kaliteli bir futbolculardı. Ondan kaynaklanıyordu zaten. Kaza Havza yakınlarında, yalnız ben kazayı görmedim. Kazanın ortasındaydım ama kazayı vurma anını görememiştim. Ondan sonrasını çok rahatlıkla hatırlayabiliyorum. Arkaya iki koltuk var. Yani en arkalardaydım. Kazadan sonra Çarşamba Spor Otobüsü gelmişti peşimizden. Nihat Soğuk, şu andaki Çınarlık Belediye Başkanı, "Yüksel nerededin?" bağırıyordu. Ben de kendisine "abi ben buradayım" şeklinde söyledim. Ama maalesef benim her tarafım paramparça kırılmıştı. Ayağım kırıldı, lenf damarım patladı. Yaklaşık 2 yıl yatakta yattım, 11 tane ameliyat geçirdim. Çok şükür şu anda. Tabii çok uzun süre bir top oynamadım. Yaklaşık 6 ay bir profesyonelce futbol oynadım orada. Samspor duygusu şu anda erişilmesi en güzel duygulardan biridir. O formayla giyip top oynamak. Biz tabi bunu doya doya yaşayamadık. 1995 yılında Sayın İsmail Uyanık başkanlığındaki yönetim kurulu üyesi bize bir jübile yaptı. Tabi bu jübile kararı kongreden çıkmıştı. O jübileden sonra arayan bir iki dostlarımız oldu ama tabi bizim onunla diyalogumuz daha önceden olduğu için Samspor manasında değil de kişisel diyalogtadan dolayı aramışlardır. Yapmış olduğumuz bu olay 17 yıl önce bize Samspor kazasını eden arkadaşlarımız hatırlattınız. Yaşayanları tekrar görme fırsatı sağladınız. Size de teşekkür ediyorum. Takdire şayan bir olay gerçekleşmişti. Ölen arkadaşlar, Muzaffer. Evet Muzaffer. Bıçak gibiydi Muzaffer. Bir enteresan bir futboldu. Şu anda seyrediyorum ben. Yani stoperleri şu anda bakıyorum. Türkiye'nin en iyi stoperi kim görmüş işte milli takımda oynayan. İşte Tolga Seyhan Trabzonspor'dan, işte Shakhtar Donetsk'e gitmiş. Senelerce Galatasaray'da bizim zamanımızdan beri Bülent Korkmaz oynamış. Alpay oynamış yurt dışında. Yani onun mevki itibariyle söylüyorum. Bana göre yani yemin ediyorum onların yanında futbolcu değil. Topa çok sert. Mesela onun hakkında bir kötü bir imaj vardı. Sert oynuyordu ama bana göre Raşit'i sakatlamıştır. Raşit kendi yeğenini sakatlamıştır. Hiç alakası yok. Ben pozisyona bir metre önümde olan bir pozisyonda. Daha sonra da bunu Raşit Hoca ile beraber konuştuk. O da aynı şeyleri.
90'lı yıllardaki takımı bir 5 sene Samsun'da oynadım. Daha sonra diğer takımlarda oynadım. Yani öyle takım, öyle dostluk, öyle arkadaşlık çoğu takımda bulamadım yani. Halen de bulamıyorum. Şimdi ben takımda Muzaffer abi sakatlanmıştı. Menisküs ameliyatı olmuştu. Onun yerine başladım oynamaya. Allah toprağını gani gani rahmet eylesin. Muzaffer abi iyileştiğinde çok iyi hatırlıyorum. Hocaya demişti ki hocam ben sağ kanat veya sol kanat, işte sağ bek veya sol bek olarak kalsın, yerinde oynasın stoper diye. Yoksa Muzaffer abi deseydi ki yani ben stoper oynayacağım deseydi, ben o takımda belki bugünkü kalsam olamayacaktım yani, kesinlikle. Bu Muzaffer abi insanlığını, kişiliğini, karakterini gösterir diye düşünüyorum yani. Allah tekrar diyorum toprağını gani gani rahmet eylesin. Yani benim futbolcu olmamda, benim bugünkü Kasım olmamda en büyük pay benim kanaatimce, benim bence yani Muzaffer abi. Malatya Spor maçına gidiyorduk deplasmana. Cuma sabahı, sabah 8 gibi Samsun'a hareket ettik. Çok kalın bir havaydı. Ben sabah olduğu için otobüste bölük bölçük uyuyordum. Yani Kavak'ta falan başladım uyumaya. Tam kaza anında uyandım. Nasıl uyandım? Otobüse böyle arkam dönük böyle yatıyordum. Bunda rahmetli Mesih abi vardı. Eyvah vuruyoruz dedi. O sese uyandım. Böyle koltukta kalktım böyle. Kendimi kaldırdığım anda bizim otobüsün camında karşı kamyonu gördüm. Yani kamyonun şoförü ve kamyon böyle bizim otobüsün camında böyle. O anda uyandım. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözüm araba rampa çıkıyor. Önünde karayolların yola tuz döken bir arabasını görünce
Gelen kamyon bizim yolumuza geçiyor. Tabii kamyona şeker pancarı yüklü. Çok ağır tonajda. Frene basıp da yani arabayı durdurma şansı yok. Tek sadece ve sadece bizim yolumuza çıkma olayı vardı. Benim hatırladığım kadarıyla ki hatırlıyorum, iyi hatırlıyorum. Önden Mete arkadaş eyvah gittik deyince ben hemen ayağa kalktım. Baktım kamyonla karşı karşıyayız. Kapının pistonuna yakaladım kendimi. Yakaladım işte bir patırdı, götürdü. Derken gözümü bir açtım. En önde bütün arkadaşların üzerindeyim. Tabi baktım arkadaşlarım, rahmetli Nur abi, kaptan Asım abi hepsi vefat etmiş. Üzülüyorsun, diyorsun ki işte Allah ölenlere Allah'tan rahmet diliyorsun. Yani elinden yapacak ve elinden gelecek hiçbir şey olmadığı için sonuçta yaşam devam ediyor. Şimdi şöyle düşünüyorum, işte buna alın yazısı kader diyoruz bazı insanlar. Zafer apayrı bir çocuktu. Yani tabiri caizse hep delikanlı bir arkadaştı deriz. Bir Muzaffer'le işte o takımdan Zafer kaldılar. Onların da Bursa maçında sakatlandı. Daha oyunun başlarıydı. Kasım oynadı. Yedek. Muzaffer'in yerine. Kasım çok iyi top oynadı o gün. O gün bana geldi dedi ki abi bu yerin dedi. Adamın. Şükrü Gören'di amcalarımız. Kasım dedi. Benden daha iyi oynadı dedi. Yani şey onu hiç unutmuyorum. Daha yeni gelmiş. Amatörden yeni gelmiş bir çocuk. Ve Muzaffer onu sürekli destekledi. Kasım stoper oynadı. Muzaffer onu dinlendi işte sağda solda sağ bek gibi sol bek gibi oynamaya başladı. Tabii kendi futbolculuğu da kişiliği de bizce herkesce malum. Benim çok sevdiğim bir futbolcuydu. Yani bizde iz bırakan bir çocuk.
gözüm önünde şu anda. Koç gibi yatıyordu. Pırıl pırıl. Hiçbir şey yok. Bir yara, bere, izmiz, hiçbir şey yok. Sağ ayağında sadece önceki maçtan yediği kramponun şeyi var, izi var. Başka hiçbir şey yoktu. Boyun kırılmış maalesef. Öyle kaybettik. Yani Muzaffer'e görev adamıydı. Çıktığı zaman o maçta oynayabileceği şey neyse, gücün sondaki, son damlasına kadar diyelim, son mertebesine kadar her şeyi veren bir tipti. Takımda çarşambada şeyde kampta, barajda o zaman. Emin, biz aldık Emin'i. Kampa geldik, getirdik işte. Anlattık, olay bu ama Avni kaçtı. Emin diye bir çocuk aldık, geldik. İyi oldu söyleniyor. Tabii Emin çalışkanlığıyla, efendiliğiyle kendisini Samsunspor'a kabul ettirdi. Ve yetenekleri yavaş yavaş çıktı su yüzüne. Yani o bitmeyen enerjisi, o hırsı her şeyi sildi, süpürdü. Emin tabii bugün her takım onun gibi futbolcular arıyor. Tabii kaza Samsun için büyük bir talihsizlik. Samsunspor için olduğu kadar Samsun için de büyük bir talihsizlik. Kazayla bir devir kapandı, yeni bir Samsunspor kuruldu. 16 sene bitti bu sene, 17 sene. 17 sene oldu kazadan bu tarafa. Ama inan benim bende anıları dün kadar taze, hepsinin. Hepsinin. Mete'sinin de, Emin'in de, Muzaffer'in de, Allah rahmet eylesin, Tomic'in de, Nuri Hoca'nın da, Asım'ın da, hepsinin anıları dün kadar taze. Onların şanına yakışır, onların hatırasına yakışır hiçbir şey doğru dürüst yapılmadı. Bizim yönetici olduğumuz dönemlerde dahil bu acıyı yaşamış, bu olayların içinde olmuş kişi olarak bizler de dahil maalesef onların acısına, anısına yaraşır bir anma yapamadık. Peki siz ayrılıklar ve ölüm çağında aşkınızı nereye gömersiniz? Önemli. Özelliği çok efendi ve çok saygılı bir insandı. Başka takımlar tabii ki istedi ama Samsun'u niye tercih etti? Samsun hem şehir olarak yaşayabileceğimiz bir yer olduğu için. Bir de başkanla gelip konuştuğu zaman, Hasbi Menteşoğlu ile görüştüğü zaman o da onu çok etkilemişti. Tabii maddi şey de mutlaka etkilemişti. O yüzden Samsun'a işte görüşmeye geldi. Telefon etti, Şükran ben anlaştım dedi. Beğendim Samsun'u. Yani ilk anda böyle çok hoşuma gitmedi. Bizim otelde kalmıştık. Manzarası oranın da çok hoş değildi. Ama sonra dolaştıkça bayağı güzel bir şehirdi. 3-4 gün kaldık, sonra evimizi bulduk, onu kiraladık, döndük. Döndükten bir ay sonra sanıyorum eşyalarla birlikte geldik. Geliş o geliş, işte 16 senedir de Samsun'dayım. Her hafta maçtan sonra, hemen hemen her hafta maçtan sonra seyirciler aşağıya gelirdi. Muzaffer'e tezahürat yapardı, o da balkonun camı çıkardı, işte selam verirdi. Ondan sonra tekrar içeriye geçerdi. Gerçekten çok iyi tepkiler vardı. Sokakta yürüdüğümüz zaman mutlaka birkaç adımda bir, demeyeyim hani birkaç dakikada bir dururduk, birileriyle mutlaka sohbet eder şeyini. Abi ne kadar güzel oynadı, işte o pozisyon nasıldı, ne kadar güzeldi. Sürekli böyle tepkilerle aldım. Hiç kötü bir tepki almadım. Vallahi yendiğinde evde bayram oluyordu. Yendiğinde çok güzel bir ahenk oluyordu evin içerisinde. Yenildiği zaman da hiç hoş olmuyordu tabii. Muzaffer yenildiği zaman asla sohbet etmezdi, konuşmazdı. Ben onu maçtan sonra kulüpten alırdım. Çünkü her maça ben de geldiğim için, seyrettiğim için buradaki maçları alırdım. Hiç konuşmadan eve gelirdi. Asla o kendine gelinceye kadar sohbet etmezdi. Yemek de yemezdi. Belli bir süre sonra hadi yemeği hazırla yiyelim dediğinde biz yemeğe başlardık. Ertesi gün, pazartesi günü biz her pazartesi sokağa çıkar dolaşırdık çocuğumuzla birlikte. Dışarıda yemeğimizi yerdik, gezerdik ama yenildikleri hafta biz pazartesi günleri dışarı çıkamazdık. Her şeyi beraber paylaşıyorduk aslında. Güzellikleri de, kötü şeyleri de hepsini birlikte paylaşıyorduk. Yani bu takımın sihiri de bence oradaydı. Muzaffer'i yolcu ettim ve biz çok sohbet eden bir eştik. Yani sürekli biz konuşan çiftlerdik. Ama o sabah Muzaffer hiç konuşmadı. Uyandığımda yatağın kenarında oturmuş kızını seyrediyordu. Gözümü açtığımda sadece baktı böyle. Kalktık, giyindi,
Ondan sonra ama hiç konuşmadı. Kapıya çıktık, öptüm. İyi yolculuklar Muzaffer'cim dedim. İnince lütfen bana hemen haber verir misin? Tamam dedi, eliyle işaret etti ve asansöre bindi gitti. Sonra işte 10:30, 11 miydi? Çok iyi hatırlayamıyorum, haber geldi. Kaza geçirdilerdi. Bitişimde de Erol oturuyordu o zaman. Onun hanımı geldi. Şükran, kaza yapmışlar, haberin var mı diye. Ne olmuş dedim. O arada ev sahibim geldi. Muzaffer'e bir şey olmamış, korkma dedi. Ama Erol'un hanımı öyle bir ağlıyor ki. Ya niye ağlıyorsun dedim. Bizimkilere bir şey olmamış. Yani bir bakalım, bir dinleyelim ne olmuş diye. Sonra evin içi böyle akın akın dolmaya başladı. Korkunç bir kalabalık evin içerisinde. Ama herkes Muzaffer'e bir şey olmadı diyor. Tabii o zaman ulaşma şansınız da yok. Ancak birileri haber getirecek. Başladık. Ocak ayında evlendik ve Ocak ayında Muzaffer'i kaybettim. Benim başlangıcım ve sonucum Ocak ayında oldu. Bu kadar geniş kapsamlı bir olay hiç olmadı. Bazı gazetelerden ve televizyonlardan gelenler oldu tabii ki. Bu tür röportajlarım oldu. Hatta iki tanesini de yine sizin kardeşinizle yapmıştım. Yani gazetelerden gelindi, röportajlar yapıldı ama bu kadar geniş kapsamlı bir program ilk defa oluyor ve bu konuda da size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bunu bu geniş bir şekilde anmak adına ben kendi adıma çok mutluyum. Hayat en iyi öğretmendir anlayana. Çok şeyde kattığını düşünüyorum ve hayata hep öyle bakıyorum artık. Üzerimizdeki elbisenin... Çünkü o kaza olduğu gün kazayı yaşayan kişiler doğal olarak kendi sağlıklarını, kendi durumlarını düşünüyorlar.
yanlış düşünebilir insanlar ama öyle değil tabii. Hayatın içinden geldiğimiz için diyeyim ben. Duygusal bakarız. Ya kalabalık aile çocuklarıyızdır. Ya kalabalık arkadaş grubunun çocuklarıyızdır. Olaylara hep duygusal bakarız. Onun için bu duygu yoğunluğunda yaşadık. Yani çok yaşadık. Bir gün öncesine de dönebiliriz. Ya bir gün öncesi, o günden, kazadan 3 ay evvel benim ayağım kırıldı. Adana Spor maçında, 3. haftaydı sanırım. Ekim ayının 15'i, 14'ü, yani ortasıydı, 88. Ameliyat oldum. Devre arası kampına, İskenderun'a gittik. Orada kamp yaptık. Hatta kampta takıldılar arkadaşlarım, rahmetli Nuri Hocam. Arkamdan taş attılar sekerek koştuğum için. İşte o bir psikolojidir, bilirsin, yaşamışsındır muhakkak. Kovaladılar falan, böyle yaşadık. Ondan sonra Giresun hazırlık maçına gittiler sanırım. 2-2 bir berabere kaldılar. Tarih olarak da hatırladığım için. Geldiler, Malatya deplasmanına gidilecek. İşte idmanlar yapıldı. Ben sakat olduğum için. Bir de Agim var. Agim Cana diye bir Yugoslav arkadaşımız. Kadroya girmedik. Ben hatta rahmetli hocayla dedim ki hocam belki gelirim sabah. Otobüste bize yer var mı? Bir de ayıp edin. Ciddi anlamda söylüyorum. Çok teşekkür ederim Samsun için. Ben 5'te oturuyorum. 5 numaralı koltukta oturuyorum. Rahmetli Nuri Hoca benden gazetesi, tercüme gazetesi çubbam. Gazeteye gittim. Hocaya verirken Mete Asım abi kamyon dedi. ...1988 futbol sezonunda Samsun Spor Galatasaray maçı ve Mete'nin attığı golle Samsun Spor Galatasaray'ı... Bu gol Mete'nin o sezonki ilk golüydü.
Mete bize gol pozisyonunu anlatır mısın? Hatırlayabildiğim kadar, çünkü çok stresli bir maç oldu. Şöyle anlatayım. Uğur arkadaşım soldan çok iyi bir şekilde gitti. İsmail'i ekarte ettikten sonra ön direğe doğru çok güzel bir orta yaptı. Evet. Bu benim koşu istikametimdeydi. Top düşmeden sol ayağımla yarı voley bir şeklinde vurdum ve golü kaydettim. Bu herhalde güzel bir gol oldu kanısındayım. Mete, futbola zannediyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladın. Daha sonra Türkiye'ye geldin, 6 ayda oynadın değil mi? Evet, futbola Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladım. 1981 senesinde İzmir'in Altay takımına transfer oldum. 4 yıl Altay'da top koşturdum. Daha sonra 85 senesinde Konyaspor'a transfer oldum. 2 sene Konyaspor'da top koşturduktan sonra bu sene Samsunspor'a transfer oldum. Bu benim Samsun'da ilk senem. İlk senem. Evet, ve ilk senem. Bugün attığım bu ilk golüm mü bu sezon? Ligdeki ilk golüm maalesef. Ligdeki ilk golüm, o da Galatasaray oldu. Maalesef öyle. Samsunspor'da defansın bel kemiği Muzaffer Badaloğlu da ölenler arasında değerli seyirciler. Ayaklı adamlar biliyorsunuz Türkiye'de nadir oluyor. Olduğu zaman da iyi futbolcular oluyor. O da bir de sol ayaklı olma sıfatıyla bizim sol tarafında iyi maçlar çıkardı. Şampiyonluğumuzda büyük büyük gayreti olmuştu. Şampiyon olduktan sonraki senelerde de bize oynamıştı. Ondan sonra da antrenörlük yıllarında Samsun'a olan sevgisi zaman zaman başka takımlara gitmiş olsa dahi Samsun her zaman düştüğü sıkıntı esnasında Nur Hasan'a göreve başına getirmek talebinde bulundukları zaman hiç çekinmeden bulunduğu takımı bırakır Samsun'a gelirdi. Böyle bir antrenördü. Yani Samsun'u çok sevmiştir. Samsun'a çok büyük iyilikleri, faydaları olduğuna inanıyorum ben. Tahmin ediyorum Giresun maçıydı. Ben hastaneden izin alıp eve geliyorum. Fakat geldiğim zaman da Nur Hoca da eve geliyor bana ve aileme diyor ki sakın kesinlikle onu yollamayın maça diye. Ben tabii aileme işte hava almaya çıkıyorum diyerekten maça gidiyorum. Maça gittiğimde tribünde otururken Nur Hoca'yla göz göze geliyoruz. Nur Hoca başını önüne eğiyor. İlk devre 0-0 bitiyor. Devre arasında ben hocaya, hocam ihtiyacım var mı diye sordum da kafasını eğerek sen bilirsin diyor. Öyle deyince ben hazırım diyorum. Tabii takım sahaya çıkıyor. Ben içeride soyunma odasında sadece maç ısınmasını yapıyorum. Çünkü seyirci görmemiş beni hiçbir şekilde. Dışarıya da çıkıp
Ceyhan Tüner kursuna gittik. Sonra B'ye gittik. Nuri ile ben devam ettim. Teknik direktör kursuna. Kozgoz bıraktı bu işi, sevmedi. Eğer şeyseydi, ona çok şanslar verirdi. Sevmedi. O şey imajı bize attırdı. İşte şöyle olur, biz böyleyiz, işte şöyleyiz, şöyle büyüyüz, böyle bir takımız diyerekler bize motive ederdiler. Yani aşırı bir, nasıl tarif etsem size, olağanüstü bir saygısı, sevgisi, bağı vardı. Ben dedi burada yetişmiş olarak dedi ben her şeyi buraya vermek mecburiyetindeyim diyordu. Ama derken de bir mecburiyeti yoktu. Silahı dayıp da başına konuşturmuyorlardı. Hareketleri de sevdiğinden bahsederek, yani çok aşırı bir sevgisi olduğundan bunları söyletiyordu, yapıyordu, seve seve yapıyordu yani. Kimse de engellemiyordu ki onu bazı zamanlarda saf dışı bıraktıkları halde yine Samsunspor, yine Samsunspor ve eninde sonunda ben yine Samsunspor'a hizmet edeceğim ve başa geleceğim diyordu. O hırsı da vardı, seviyordu. Nur abi çok iyi insandı bize. Her akşam maçtan sonra zaten beraberdik yani. Her akşam bir yerde yerdik, içerdik. Hatta İstanbul'da bir maçtan sonra kalırdık, eğlencelere giderdik. Yani yediğimiz içtiğimiz hiçbir yere gitmezdi. Aynı zamanda hocalarımız da yaptı. Yani çok fasol toplar vurdu ya. Çok ya, çok tehlikeli, aynı bir Sergen gibi güzel ortada yapardı. Hatta güzel frikikler atardı. Yani aşağı biz de onu vurdukları zaman gol zannederdik. Olur tahmin ederdik yani. %80 falan diye tahmin ederdik. Nur abi Samsunspor'u çok severdi. Yani şimdi bana sorarsan Samsunspor'un aşkına öldü yani. Tamam. Her zaman derdi yani. Böyle ben de. Nur abi sen hiç para verme. Bedava antrenörlük yapar Samsunspor'da. Yeter ki Samsunspor'da antrenör olsun. O kadar çok severdi Nur abi Samsunspor'u. Nur abiyi ben daha önceden tanıyordum. Ben İstanbulspor'da oynadığım zamanlarda, Ankara'da ayağım kırıldığı zamanda da tanıyordum onu. Bize geldiğinde de sevindim. Çok iyi futbolcuydu. Futbolu bilen bir adamdı. Ayağına çok hakimdi, sakindi. İnsanlık yönü de çok iyiydi. Bize çok zamanlarda geldiğimiz zaman çok yardım etti. Bize büyüklük yapıyordu. Mesela bir oyun içerisinde bir ufak hata oldu mu hemen ikaz ediyordu. Şöyle yap, antrenmanlarda böyle çalış, bu şekilde yardımlar ediyordu. Futbol bilgisi bizden daha önce Galatasaray oynadığı için bizi o yönde çok iyi yapıyordu. Benim hoşuma gidiyordu, çok iyi bir antrenördü. Bütün antrenmanları oyun sistemi şekilde, neşeli olacak şekilde antrenmanlar bize yaptırıyordu. Ondan önce gelen antrenörlere nispeten ısınmalarımız böyle biraz şeydi,
İptidai. O iş şeklinde zevk alıyorduk ve o şekilde iddiamızı yapıyorduk. Samsun sevgisi çok üstünde bir sevgiydi Samsun. O zamanlarda bazen istiyordular tekrar onu Ankara'da bir kulüpte istiyor, unuttum ismini ama gitmek istemiyordu. Samsun'da elinden geldiği kadar yardım etmek istiyordu. Bizden sonra da alt zamanında devam ettiği zaman çalışma sistemlerini çoğu futboldan değil de %90'ın üstündeki futbolda hepsi onun o sevgisiyle, Samsun sevgisiyle futbol anlayışına hayrandı. Çok da o yönde seviyordular. Nuri ilk antrenörlüğü Bolu maçında oldu. Bolu'da şey oldu, Abdullah Matay'ın gitmesiyle beraber Nuri antrenör oldu. Ben o zaman da takım kaptanıydım. Herkes aynı yaklaşan. Daha evvel işte bizden daha sayıda falan oynamış. Oradaki bildiklerini, gördüklerini bize daha iyi yansıtan, takım içinde iyi bir abiydi, iyi bir antrenördü. Ondan sonra Samsunspor'a gerekinden fazlasını vermeye çalışırdı. Ve verdi de benim kendi kanaatime göre. Ama Samsun'daki her zamanki huyu var Samsun'un, kendi evlatlarına pek şey yapmazlar, önemsemezler mesela. Ne oldu, biz Samsunspor'u bırakalaşalı kaç sene oldu? Ben 75'te bıraktım, 30 sene. 30 senedir ilk defa böyle arkadaşları bir araya getirirseniz Allah razı olsun yani. Onun haricinde bir şey olmadı, toplantı olmadı. Yani bunlar Samsunspor'a faydalı olmuş arkadaşlar, toparlayalım ve dediler düşünceler nedir diye hiçbir şey yok. Bulunmamış. Ne oldu şuraya geldik, bakın anılar tazeleniyor. İşte yani Samsunspor o zamana kadar daha kendi evlatlarına şey olsaydı, bugün hocamı da aramazdı, hiçbir şey aramazdı. 3-5 tane yetenekli hoca çıkardı. Nur abi, o da aynı şekilde, o da iyi top atardı, iyi de top sulayır, iyi top ortalardı, frikikleri iyi atardı, efendim. İşte yani o zamanlar şimdiki gibi 3-5-2 de yoktu. Duble VM oynardık, orta saha solunda, sol iç daha şeyse, sol iç oynardı. Sulayır'la takımı iyi hücuma kaldırırdı, iyi toplar atardı, ara toplarını iyi atardı. Yani mühim olan telefon topları değil, ters tarafa toplar atmak futbolda yani millet. Gözü toptayken o karşı tarafı görebilme, oraya top atabilme, o yeterli onda vardı. Ben 17 yaşında Samsunspor'a geldim, 68. 1951 doğumluyum, öyle oluyordum, 17 oluyor. O sene kimler vardı? Kaleci Yusuf, Fikret, Tekin, Hikmet, Sağbek, Ahmet Kargı, Solbek Şener, Çetey Alçın, Coşkun, rahmetli Gozgoz Yılmaz, rahmetli Nur abi, bir şey yok, Nur Hasan doğum abi ve Samsunsporlu. Zaten Samsunspor'u gerçi biz de çok seviyoruz ama Nur Hasan gibi sevemiyoruz. Nur Hasan Samsunspor'da futbol oynadı, Samsunspor'da hocalık yaptı, birileri geldi gitti. Hep düşme zamanlarında Nur Hoca geldi, kurtarıcı oldu. Nur Hoca Samsunspor'u sevdi, Samsunspor'un da o sevgisiyle bu dünyadan öbür tarafa göç etti. 2 sene beraber kaldık aynı odada. Ben çok severdim. Benim için sembol bir insandır. Ve zaten Samsunspor'u çok sevdiği için de zaten Samsunspor'un en kötü zamanlarında her zaman o bir kurtarıcı olmuştur. Ona sığınılmıştır yani yöneticiler tarafından alıp getirilmiştir kulübün başına. Hocalar devam ettirmiştir ve o bu işleri işte yani şimdi ölümün durumu da olduğu için biraz da duygusal oluyor insan. Ben çok seviyordum yani. Benim için çok önemli, çok büyük bir insandı. Türkiye'de orta saha futbolcusu anlattığı zaman onun özelliklerine sahip hiçbir futbolcu bence yok. Nur abi, tabii Nur abi sahiken tabii ona verilenlerle, öldükten sonra verilenler arasında çok büyük fark var. Ayağını çok iyi kullanan, raket gibi kullanan. Diğer üstünlüğü şu, yani bugün benzetme yaptık Sergen'le ama mücadele gücü çok yüksek bir adamdı Nuri. Dinamo gibi gider gelir ve yani top kazanan ve kullanan tipti. Alıp kullanan değil yani, hazır alıp kullanan değil, kazanan, kullanan bir tipti. Allah rahmet eylesin. Ve futbol aşığı bir insandı. Samsunspor sevgisi dorukta olan bir insandı.
O Samspor için zaten söylediği de aynı şeyi. Yaşadık o günleri. Ben ölmeye razıyım Samspor uğruna diyecek kadar Samspor'u seven bir insandı. Kaptan dedi ne olursa olsun dedi. Samspor'da olmak güzel dedi. Ben burada olacağım, ölmeye razıyım dedi. Bırak şey olmaya, ölmeye razıyım, ben geleceğim dedi. Yani ne öyle, memleketin çocuğuydu, bu işi seviyordu, biliyordu. Onunla devam etmek daha uygun diye düşündük o zaman. Önür Hoca'yı öyle göreve getirdik. Nur abim bir Samspor sevdalısıydı. Samspor'u çok seviyordu. Samspor için yaşadı ve maalesef Samspor için öldü.